31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Saadet Partisi tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ın farklı ilçeleri de dahil olmak üzere aday gösterdi. Yanımızda Türkoğlu Belediye Başkanı adayı Erkan Pınarbaşı beyefendi var. Evet başkanım, Saadet Partisi her zamanki gibi yine seçimlerde elini taşın altına koymuş durumda. Neler söylemek istersiniz? Evet. Türkoğlu'ndan da siz aday gösterildiniz. Evet. Evvela tüm hemşehrilerimi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinin ilçemize, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi şu an Saadet Partisi Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde, illerinde, ilçelerinde ve beldelerinde aday gösteren ve tek başına seçime giren bir partidir. AK Parti MHP'den dolayı bazı belediyelerde aday göstermedi. MHP AK Parti'den dolayı bazı belediyelerde aday göstermedi. İyi Parti CHP'den dolayı, CHP İyi Parti'den dolayı aday göstermedi. Ancak tüm Türkiye'de aday gösteren tek parti Saadet Partisi'dir. Bugün Şırnak'ın herhangi bir beldesinde gidin Saadet Partisi'nin teşkilatı ve adayı vardır. Bu manada bu seçimler Saadet Partisi'nin bir sıçrama seçimi olacaktır. Ve bu seçimlerde Saadet Partisi Türkiye'nin yıldızı olacaktır diye düşünüyorum. Peki nasıl bir Türkoğlu var mı? Vizyon projesi diyeceğimiz bir proje var. Elbette ki var. Biz evvela dürüst başkan, dürüst yönetim anlayışını Türkoğlu'na getireceğiz. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey şudur. Ortak akıla ihtiyacımız vardır. Türkoğlu'nun bütün mahallelerini birlikte yönetmeye ihtiyacımız vardır. Türkoğlu'nun bir otogara ihtiyacı var. Çünkü doğudan gelen illerimizin geçiş noktası haline gelebilmesi için Türkoğlu'nun bir otogara ihtiyacı var. Yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Altyapı kısmen yapılmış durumda. Yapılmayan yerlerin altyapılarını yenileyeceğiz. Yapılmayan yerleri de yapacağız Allah'ın izniyle. Parklarla, taziye evleriyle, kültür evleriyle hizmet gitmeyen yer kalmayacak. Adeta kılcal damarlara varana kadar hizmet götüreceğiz. Hizmeti götürürken de adil bir şekilde götüreceğiz. Biliyorsunuz ki Türkoğlu dağlık bir yerleşimi, dağlık bir bölgeye yayılmış durumda. Şekeroba, Beyoğlu, Yeşilyöre, Kılılı, Uzun Söğüt, Aydın Kavak vesaire buralara hizmet götürmek biraz zor. Ama yerinde hizmeti götürdüğümüz zaman işimiz kolaylaşacak diye düşünüyorum. Niye yerinde diyorum? Örneğin Kılılı'nın 5000 nüfusu var. Örnek olarak söylüyorum. 5000 nüfusu var. Bütçeden 5000'lik miktarı Kılılı'ya ayıracağız. Çünkü adil bir hizmet gitmesi gerekiyor. Beyoğlu'nun ne kadar hakkı var? Oraya o kadar gitmesi gerekiyor. Şekeroba'nın ne kadar hakkı var? O kadar hizmet gitmesi gerekiyor. Hizmetin hepsini, tamamını Türkoğlu'nun içerisine, merkeze yerleştirdiğiniz zaman bugün halkımız biz de hizmet bekliyoruz diye ortaya çıkarlar. Bundan dolayı adil bir belediyecilik anlayışını inşallah getireceğiz. Biz öteden beri adalet diyoruz, hak diyoruz, hukuk diyoruz. Bunun üzerine inşa etmeye çalışacağız inşallah. Partili partisiz bütün kardeşlerimize hizmet götürmede gayret göstereceğiz. Rozetlerin bu manada hiçbir ehemmiyeti yoktur. Benden farklı düşünüyorsun diye ben sana hizmet götüremem anlayışını asla ve asla reddediyoruz. Bize oy veren de oy vermeyen de bizim kardeşimizdir. Kardeşliği ön plana getirerek Allah'ın izniyle Türkoğlu'nda bambaşka bir belediyecilik anlayışı olacak. Türkoğlu'nu topyekün değiştirecek bizde aşk var, azim var, gayret var. Ben bunlara diyorum ki bu eski siyasetçi arkadaşlara, Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak, bir saman kağıdından bütün iş kopya almak,
Ve sonra kelimeler kutlu, mutlu, ulusal mavalları bastırdı. Devrim isimli masal dediği gibi ben bu eski siyasetçilere diyorum ki ya yeter artık. Bırakın 10 yıl Mustafa Taşan kardeşim belediye başkanlığı yaptı. 15 yıldır Osman okumuş, 5 yılı Türkoğlu'nda, 10 yılı da Beyoğlu'nda. Artık halk sizden bıktı. Yeni birileri gelsin. Azmi olan, aşkı olan, heyecanı olan birileri gelsin. Türkoğlu'nu muasır medeniyetlerin üstüne çıkarma noktasında gayret göstersin. Şimdi ben şunu da ifade etmek istiyorum. Zaten kendiler de bunu ifade ediyor. Biz metal yorgunuyuz diyor. Yahu metal yorgunluğundan geçtik, artık bunlar paslandı. Bunlar paslandı. Bizde o azim var, o aşk var. Yeniden Türkoğlu'nu az önceki ifade ettiğim gibi muasır medeniyetlerin üstüne çıkaracak kadro bu kadrodur diyorum.